Başkaları tarafından kandırılmış insanı yola getirmek ve onu doğru yola iletilmesine vesile olmak kolay. Ama kendini kandırmış ve kendine bahane sunmuş insanları doğru yola iletmek zor. Niye? Çünkü o başkası tarafından kandırılmamış. Nefsi tarafından kandırılmış. Kendini kandırmış, kendine bahane bulmuş. Şimdi cahillik bir sınıf değil. Cahillik üçe ayrılıyor. Bir, bildiğimiz cahil. Bu noktada hepimiz cahiliz. Ekran başındakiler de cahil. Bilmediğimiz konular var. Bilmediğimiz konunun cahiliyiz. Yani bilmiyoruz. Bilmiyoruz demek de ilmin yarısıdır zaten. Mesele bu değil. Bir de bilmediğini bilmeyenler var. Yani ben diyelim ki bu kalem, ben bunu bilmiyorum, bilmediğimi de bilmiyorum. Bu görüşte şey var. En tehlikelisi ve gerçekten en sıkıntılısı, bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor, bir de bildiğini zannediyor. En sıkıntılı olan bu. Buna da cehli mürekkep diyeceğiz. Birincisine cahil, ikincisine cehli mikab, üçüncüsüne de cehli mürekkep diyeceğiz. Onur, mesela çevrende de vardır. Bu hem din noktasında olsun hem de diğer ehli dünya muhabbetinde de olsun. Genellikle bu insanlar bilmiş gibi konuşurlar. Tereddüt etmezler. Hatta bununla ilgili bir araştırma var. Dunning-Kruger etkisi diye. Cahilken, bilmediğin bir konu hakkında konuşurken özgüvenli konuşursun. Güven hep tavandadır. Bilmeye başladığın anda yavaş yavaş o grafik aşağı iner. Ondan sonra bilmeye başladığın anda da, ondan sonra ileri ilimlerden sonra da o grafik yukarı doğru çıkmaya başlar. Burada şunu anlıyoruz. Demek ki, hatta bununla ilgili ayetler de var. Allah'ın hani mesela inkar edenlere cahil demesiyle ilgili çok güzel bir anekdot o. Şimdi Onur, bu kısmın bize ilettiği bir soru da var. Yani Risale-i Nur dairesine dair söylediği, yani biz de Risale-i Nur'un hakikatlerini insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu burada kendi hayatımızdan fedakarlık yaptığımız noktalar oluyor. Şimdi bir konunun ehemmiyetini düşürmek için en önemli yollardan biri onu lakayt görmek. Onu ehemmiyetsiz göstermek. Mesela Bediüzzaman'a sormuşlar, hatta onun talebesine sormuşlar. Diyorlar ki, başlayalım yavaş yavaş. Bize de gelen sorulardan biri bu. Bu, Onur, bu arada önemli bir nokta. Hem şeyden geliyor, ehli dünyadan geliyor. Hem de ehli iman, yani İslamiyet'e hizmet eden insanlardan da, diğer güruhlardan da bize gelen sual var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhanuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim ve Nur şakirtlerinin küçük pehlivanları. Asay Musa ahirlerinde bazı nüshalarında mübarekler pehlivanı büyük ruhlu küçük Ali namında bir kardeşimizin sualine karşı verdiğim bir cevap var. Onu okuyunuz ki o zata bazı muhterizler, yani itiraz edenler, Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için demişler. Herkes Allah'ı bilir. Bak, en başta ne dedik Onur? Dedik ki bir davanın veya bir konunun ehemmiyetini düşürmek için o konuyu ehemmiyetsiz göstermek en birinci yollardan biriydi, değil mi? Sanki gerek yokmuş gibi davranmak. Ne diyor? Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için demişler. Herkes Allah'ı bilir. Adi bir adam bir veli gibi Allah'a iman eder diye nurların pek yüksek ve pek çok kıymetdar ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. Ne yapmak istemişler Onur? Kıymetini düşürmek için işte herkes Allah'ı bilir demişler. Yani ve kıymetdar ve gayet lüzumlu tahşidatını diyor, ziyade göstermek istemişler. Bak çok önemli. Diyor ki adi bir adam da Allah'a iman ediyor. Bir veli de Allah'a iman ediyor. Adi bir adamın imanı bir veli adamın imanı kadar vardır diyor. Bu kadar Allah'ın varlığıyla ilgili, peygamberliğin hak peygamber olduğu ile ilgili tahşidat yapmanın ne lüzumu var? Hatta sohbette de söyleyenler oluyor değil mi? Diyor kardeşim, yani buradaki herkes iman etmişse yani Kur'an'ın hak kitap olduğunu niye konuşuyoruz gibisinden. Çok önemli bir mevzu. Bu noktada Onur, mesele ikiye ayrılıyor. Allah'ı bilmek ve ona iman etmek, bir de Allah'ı inkar etmemek. Bu iki kavram Onur. Allah'ı bilmek ve iman etmek, bir de Allah'ı inkar etmemek. Bunlar ikisi çok farklı kavramlar. Girelim. Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde anarşi fikirli, küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu imani hakikatlerine ihtiyacı düşürmek listesiyle diyorlar ki her millet, herkes Allah'ı bilir, onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Ne dedik? Her millet, herkes Allah'ı bilir, onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. İhtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki. Şimdi ne dedik? Bilmek, iman etmek çok farklı, inkar etmemek çok farklı. Halbuki Allah'ı bilmek, Onur, bütün kainata ihate eden rububiyetine, bak çok önemli,
Allah'ı bilmek, bütün kainata ihate eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'i iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur diyor. Şimdi bir ara sokakta kartvizit dağıtırken Müslüman bir çocukla konuşuyordum. Dedim ki yani şimdi sence bu tohum bu ağacı yapabilir mi? O zaman bir ağacın yanında konuşuyordum. Çocuk şunu dedi. Sen şimdi abi bu tohumun bu ağacı yaptığına inanmıyor musun dedi. Ben dedim ki bu tohum bu ağacı yapabilecek kapasitede değil. Başta ne dedim? La dedim değil mi? Yani dedim ki aklen görüyorum. Bu tohum bu ağacı yapabilecek kapasitede değil. Ne toprağın altındaki mineraller, ne güneşten gelen ısısı, ne onda yağmurun beslemesi gibisinden türlü türlü sebeplerle ele aldığımızda ben diyorum ki bu tohumun bu kadar sanatlı bir eseri çıkarabilmesi mümkün değil. Ne diyor? Diyor ki bana şaşırmıştı o zaman. Abi sen cidden inanmıyor musun dedi. Yani kardeşim zahirde öyle gözüküyor ama hakiki manasında baktığımız zaman öyle bir şey yok. Yani sen yapabileceğine inanıyor musun şunun? Dediğimde çocuk şaşırmıştı. Gerçekten inanmıyor. Yanındaki arkadaşını dürtüyor. Diyor inanmıyor ya bak gördün mü? Gerçekten inanmıyor. Onur bak la ilahe illallah kelimesi çok önemli bir kelime. Ve altı dolu bir şekilde söylediğinde çok farklı manalar çıkar. Mesela biz altını biraz doldurmaya çalışalım. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yoktur. Değil mi? Biz Türkçe'ye çevirdiğimizde öyle ama ilk önce mesela Arapça lisanıyla baktığımız zaman öyle değil aslında. Allah'tan başka ilah yoktur derken Arapçada ne diye başlıyor? La diye başlıyor. Ya la ne demek? Yok. Yok demek değil mi? Ben çıktım, bakıyorum. Yani evrende ilk defa yani muhatap oluyorum tamam mı? Bakıyorum ki çok güzel sanatlar ortaya dökülüyor. Ve ben sebepler cihetinde kainatın en üst mertebesindeyim. Yani akıllı bir varlığım, canlıyım. İstediğim zaman bazı şeylere hükmedebiliyorum zahiri olarak da olsa. Bunlara bakıyorum en eşrefi yani eşref dedim. En üst düzeydeki sebepler cihetindeki en üst klasmanda ben varım. Ama ben bunları yapamıyorum. Ve bunlar da oluyor. Demek ki bunlar bunları yapamaz. Mesela tohum ağacı yapamaz. Bulut yağmuru yağdıramaz. Mesela o ekosistemi bu döngü, tabiat dediğimiz olay kendi kendine sağlayamaz dedim. Dedim mi Allah var? Yok daha demedim. Ne yaptım? La dedim değil mi? Yok dedim. Bunlar yapamaz dedim. Bak ilk önce inkarla başladık. Ondan sonra diyorum ki peki kardeşim yani her şey geçtim de bunlar oluyor Onur. O zaman yapan var. Bunlar oluyor ama. Şimdi ben diyorum ki bunlar bunu yapamaz da ama baktım zahirde öyle gözüküyor. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Üstadın örneklerinden bir tanesi. Şimdi bir tane adam gelmiş tamam mı? Bütün iskeledeki adamları hepsini 25-30 kişiyiz mesela. Dedi ki çıkacaksınız dışarı. Sen de bir anda orada gördün. Bizi hepimizi sıraya dizmiş tamam mı? Bir tane adam ya elinde hiçbir şey de yok. O adam kendi kuvvetine dayanarak mı bizi kapının önüne dizmiştir yoksa başka bir kuvvete dayanarak mı? Başka bir kuvvete dayanarak yoksa... Yani tek başına o adamın bizi hepimizin kapının önüne dizmesi mümkün müdür? Demek ki başkasının adına hareket ediyor der misin? Hatta bu başkasının adına hareket ettiğin zatı o bizi kapının önüne dizen zattan daha üstün görür müsün? Evet zaten öyle olması lazım ki o adam bizi oraya dizsin. Aynen onun gibi de. Baktık evet o adam dizmiş 30 kişiyi. Sen şunu mu dersin? Kesin bu adam kendi kendine yapmıştır bu işi. Bu 30 kişi elinde hiçbir şey olmasa da bile bu adamları dizer der misin? Bak akıl gözüyle baktığımız zaman hayır. Ama zahirde öyle gözüküyor. E peki ne dersin? Demek ki bu işi bu adama gördüren bir insan var. Veya bir makam sahibi insan var. Doğru değil mi? Doğru değil mi? İşte ne dedik? Bakıyoruz oluyor. Buluttan yağmur geliyor. Tohumdan ağaç çıkıyor. Filizleniyor. Ondan sonra türlü türlü ekosistemdeki olaylar gerçekleşiyor. Tabiattaki bütün zerreden tut yıldızlara kadar her şey böyle. Kanunla, nizamla hareket ediyor. En ufak bir mizanın şaşması bütün her şeyi değiştirebilecek düzeydeyken sen şunu der misin? E bunlar böyle gözüküyorsa bunları yapıyordur. Yani bunları bu gördüğümüz şeyler yapıyordur. Der misin? Yoksa bunların arkasında kudret elini mi görmek istersin? Arkasında bir el ararım. Yani niye? Çünkü akıl gözü onu iktiza ediyor değil mi? Akıl onu iktiza ediyor. Yani bize verilen akıl onu emrediyor. Diyor ki hayır, la, onu yani bu gördüğümüz şeyleri bunlar yapamaz. Ama yapıyorsa bile bunlar birer perdedir. Ancak bunların arkasında bir kudret eli yani bütün her şeyi kabzayı tasarrufunda tutan bir Allah var diyoruz. Şimdi Allah'ı bilmek, Allah'a iman etmek meselesini en ufak bir detayını verdik. Devam edelim. Yoksa bir Allah var deyip
bütün mülkünü esbabı ve tabiata taksim etmek ve onlara isnat etmek, haşa hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Belki küfrü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler. İnkar etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba taksim etmek. Esbab dediğimiz şeyler türlü türlüdür. Şimdi bunlar her biri Allah'ın önüne geçtiği takdirde şerik olur, ortak olur. Yani bir nevi şirk olur. Şimdi bu esbab dediğimiz şeyleri biz put da diyebiliriz. Sonuçta şerik olduğu için eğer şerik olarak görüyorsan senin bir nevi putun oluyor. Bu putlar da değişebilir mi Onur? Değişebilir değil mi? Yani biz put dediğimiz kavramı bugün esbab diyelim. Esbablar da türlü türlüdür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki esbablar, Lat, Menat, Uzza gibi bunlar onlar için bir esbaptı. Bugün baktığımız zaman Rezzak dediğimiz olayı biz başka esbaplara verebiliyoruz mu Onur? Veriyoruz değil mi? Ne dedik? En kötüsü, cahilliğin en kötüsü bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor, bir de bildiğini zannediyor. Mesela adama diyorsun ki abi faiz yemek ayetle sabittir ki Allah'a ve Resulüne düşman olmak demektir. Ne diyor? Bak bilmiyor, bunu bilmiyor, faize girmiş zaten, bilmediğini de bilmiyor, bir de bildiğini zannederek ne diyor? Ben ev almayacağım. Yani ben bu kadar taksit veriyorum. O taksidi mesela bankaya ödesem ev benim olur. Görüşüyle hareket ediyor mu? Yani cahilliğin en kötüsü. Ne demiştik? En başta da şunu demiştik. Kendini kandırmış insanı yola getirmek zordur. Bu noktada bize itiraz edenler şunu zannediyor. Bak kritik kelime. İnkar etmemenin iman etmekle aynı eş değer olduğunu görüyorlar. Sıkıntı burada başlıyor. Şimdi ben Trinidad Tobago'da yaşayan bir adamı görsem o adamın emir ve yasaklarını gördüğüm gibi mesela uyar mıyım? Uymam değil mi? Yani inkar etmemem otomatikman ona iman ettiğim anlamına gelmez. Ancak o adamın bir kudreti olur. Üzerimde bir tesiri olur. Bana bir hükmedecek bir kuvveti olur ki ben diyebileyim ki yani bu adam gerçekten kuvvetli. Üzerimde bir hakkı var. Emir ve yasaklarına uyayım diyelim değil mi? İnkar etmedim ama otomatikman iman ettiğim anlamına gelmedi. Ancak ona iman etmem için emir ve yasaklarına uymam gerekir. Onun önünde alternatif hiçbir seçeneği görmemem lazım. Bak hiçbir seçenek. Allah muhafaza bir tanesi bile geçse şerik hükmüne geçer. Tesiri ona verdiğin takdirde gider. Ben basitinden faiz örneğini ver. Daha türlü türlüsü var. Allah'ın yapma dediğini veya yap dediğini sen bilerek bak bilerek tercih meselesinde bilerek yap dediğini yapmıyorsan yapma dediğini de yapıyorsan bu noktada o esbabı merci tanıyorsun. Evet. Kainatta hiçbir zişuur, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Halık-ı Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar, lakayt kalır. Fakat ona iman etmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o Halık'ı sıfatları ile, isimleri ile umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Allah muhafaza. Çok çok önemli bak. Üniversitede arkadaşlarım bana geliyorlardı. Diyorlardı ki yani nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. En azından işlediği günahlardan pişmanlardı diyordum onlara. En azından içinizdeki pişmanlık duygusunu kaybetmeyin. Bak bu çok önemli bir mesele. Bu pişmanlık meselesi de Allah affetsin yani mesela uzun müddet bu günaha devam ettiği sürece de o pişmanlık duygusu da gidiyor. O ayrı bir mesele ama bu pişmanlık duygusunu kaybetmeyin. En korktuğunuz şey şu olsun, o pişmanlık duygusu gittiği zaman olsun diyordu. Çünkü o pişmanlık gittiği anda aslında emir ve yasakları senin hiçbir şekilde umurunda değil. Ya günde 5 vakit ezan okunuyor, gitmiyorsun yani. Bundan da pişmanlık duymuyorsan ve hiç üzülmüyorsan, bu aklına geldiğinde kendi kendine bahane uyduruyorsan ne olacak? Emir ve yasaklara muhalefet ettiğin vakit nedamet etmek midir? Değil. İşte nedamet etmek yani pişmanlık duymak, tövbe etmek çok çok önemli olur. Aslında tövbe etmek bir nevi imanın göstergesidir. Pişmanlık duymak o da imanın göstergelerinden bir tanesidir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir her neyse. Risale-i Nur iman konularını ele aldığı için bu noktada ekmek ve suya ihtiyaç derecesindedir. Hele ki bu devirde. Yani ateisti konuşuyorum, yanındaki Müslüman kardeşin daha çok sorusu var.
Şimdi şunu diyebilir misin? Ya o da iman ediyor. Da, yani gerek yok ya. Ben de iman ediyorum. O da iman ediyor. Yani çok da tahşidat yapmaya gerek yok. Aslında bu da çok önemli değil. Hayır. En önemli mesele bu. İlimlerin padişahı nedir? İman ilmidir değil mi? Marifetullah'tır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığında o bile demiş. Seni yeterince tanıyamamışım ya Rab demiş. Şimdi baktığımız zaman sen şunu diyebilir misin ya? Adi bir adamın iman ettiği şekilde belli bir adamın iman ettiği iman da birdir diyebilir misin? Diyemez. Zaten iman etmeyin açılımını Bediüzzaman ne yapıyor? Kalben tasdik etmek ve emir ve yasaklara muhalefet ettiği vakit nedamet etmek, tövbe etmek iledir diyor. Allah'ın her yerde hazır iradesini görmektir. Ondan sonra bütün kainatı kavzayı tasarrufunun altında tutabilmektir. İman etmek budur. Yoksa her millet, herkes Allah'ı bilir. O yüzden çok fazla taşidat yapmaya gerek yok. Çok fazla böyle ne uğraşıyorsunuz insanlarla? İnsanlar Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışıyorsunuz. Belki inkar etmemiş bir adamın da belki imanı yoktur. Bilemezsin ki. Onu uyandırmak adına böyle hakikatleri insanlara ulaştırmak gerekiyor. İşte bu yüzden hem İslami cenahtan hem de ehli dünya cenahtan. Ehli dünya cenahı zaten bir kenar bırakırsak İslami cenahtan gelen itirazlara da bir cevap hükmünde bu mektup. Ebu Cehil de Allah'ı inkar etmiyordu ama o iman etmedi.